Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir etkinlik videosu ile karşınızdayım. Oyuna bugün gelen Holiday Market etkinliğini size anlatacağım ve Holiday Market etkinliği ile kazandığımız kış paralarıyla nasıl kalıcı elbise alırız onu göstereceğim. Öncelikle etkinlik kısmında Holiday Market'e giriş yapalım. Gördüğünüz gibi giriş yaptıktan sonra bir pazarla, bir Luna Park'la karşılaşıyoruz. Burada bizim 6 tane tezgahımız var. Bu 6 tane tezgah sürekli oyun içerisinde olsak da olmasak da para kazanıyor arkadaşlar. Ne kadar para kazandığını görmek için şurada 19 bölü 96 yazıyor seviye 1 tezgahlarda. Seviye 2 tezgahım var bir tane. Onu size göstermek için yaptım. Orada 24 bölü 120 yazıyor. Peki bu tezgahlar 96 iken bu niye 120? Ben seviye atlattım. Seviye 1'den seviye 2'ye geçirdim arkadaşlar tezgahı. Bunu nasıl yaptım peki? Oyun içerisindeki görevleri yaparak tezgah geliştirme kartları alıyoruz. Bu kartları kullanarak tezgahlarımızı geliştiriyoruz. Nasıl alacağımızı göstereyim. Şurada malzemeleri topla kısmı var. Oraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi diğerleri yapılmadığı için incele olarak yazarken ben bir tane aldım ve onu kullandım. Bir tanesini de yeni tamamladım. Size videoda göstermek için beklettim. Bunu al diyorum. Evet, bir tane malzeme kazandık. Tezgah geliştirme malzemesi. Şimdi bu tezgah geliştirme malzemesini kullanarak bazı tezgahlarımızı geliştirebileceğiz. Peki hangi tezgahlarımızı geliştirebileceğiz? Seviye 1 tezgahların yanındaki oklardan kimisi beyazken kimisi turuncuya döndü arkadaşlar. Biz aldığımız malzeme ile turuncuya dönenleri geliştirebiliyoruz. Şimdi mesela burada ikinci sıradaki ortadakine tıklayayım. Atlı karınca ekleyerek seviye atlatıyorum. Gördüğünüz gibi geliştirildi yazdı. O tezgahımda seviye 2 oldu. Bakın. O da 120 oldu. Diğerleri 96 kaldı. Yani demek oluyor ki ben tezgahların seviyesini geliştirerek onların kasa kapasitelerini arttırıyorum. İlk tezgahımda sarı kış parası 26, diğerlerinde 21. Bu neden böyle? Çünkü arkadaşlar sen tezgahını geliştirince o tezgahın para kazanması da artıyor. Yani tezgah gelişiyor. Birim zamanda daha çok para kazanmaya başlıyor. Kasa büyüyor, daha çok para toplamaya başlıyor. Para topladıkça benim daha fazla kış parası hedefine daha kısa sürede ulaşmamı sağlıyor. Biraz önce malzeme topla kısmının altındaki miktar 300 kış parası bölü saatti. Yani saatte 300 kış parası toplayabiliyordu bu 6 tezgah. Ben ortadaki tezgah seviye 2 yaptım, 312 oldu. Yani artık tezgahım geliştiği için ben saatte 312 kış parası kazanabiliyorum. Bu siz oyuna ilk başladığınızda bütün tezgahlarınız seviye 1 iken 288. Yani seviye 1'den seviye 2'ye geçtiğimizde bir tezgah 12 kış parası saatte daha fazla kazanmaya başlıyor. Şimdi bunu ara ara gireceksiniz arkadaşlar ve kontrol edeceksiniz. Neden bu önemli? Çünkü tezgahlar 21 bölü 96 yazıyor mesela şu an ikinci tezgahımda. O 96 bölü 96 olduktan sonra o tezgahtan artık biz kış parası kazanmamaya başlıyoruz. Yani tezgahın kasası dolunca kasaya para koyamıyoruz. O yüzden o tezgahtaki parayı bizim bankaya atmamız lazım. Banka nerede? Sağ üstte. Gördüğünüz gibi 285 yazıyor. Ben daha önce toplayarak 285 kasama atmışım. Bankama atmışım. Baktınız o 94 bölü 96'ya geliyor mesela. Hani dolmaya yaklaşacak. Tezgah seviyesini de geliştiremiyorum. Ne yapmam lazım? Arkadaşlar baktınız kasa doluyor. Hemen o tezgahın üstündeki kış parasını tıklayarak onu bankaya atıyoruz. Nasıl yapıldığını göstereyim hemen. Gördüğünüz üzerine tıkladım. 0 oldu. Bankaya gitti. 23, 330 oldu. Şimdi 22'yi atacağım. 352 olacak. Gördüğünüz gibi baktığınız tezgahlar doluyor arkadaşlar. Hemen bunların üstüne tıklayarak tezgahlardaki parayı bankanıza aktarın. Ve bankanızda biriktirin. Para tezgahta durmasın. Ara ara girin ve bu işlemi yapın. Sonra tezgahlar dolar ve siz o tezgahtan para kazanamamaya başlarsınız. Peki ben bu paraları biriktirdim. Paraları biriktirdikten sonra nasıl elbise kazanacağım? Harcama yapmayacaksınız arkadaşlar. Paranızı sonuna kadar biriktireceksiniz ve en sonunda etkinlik dükkanına gireceksiniz. Etkinlik dükkanında gördüğünüz gibi 28.000 kış parasına
elbisenin üstünü alabiliyorsunuz. 20 bin kış parasına elbisenin altını alabiliyorsunuz. 16 bin kış parasına da ayakkabıyı alabiliyorsunuz. Benim size tavsiyem, önce paranızı olabildiğince biriktirin ve en üstteki 3 tane elbiseyi almaya çalışın. Daha sonra işte AG parası, BP parası, kupon parçacığı vesaire, bunları da alabilirsiniz. Bu arada ben burada görev yaptıkça bu size de yarıyor. Siz görev yaptıkça bu bana da yarıyor. Sol altta bir tane sayaç var arkadaşlar, görüyorsunuz. Orada 3 tane ödül var. Bu sistemin toplam sayacı. Herkes görev yaptıkça bu sayaç artıyor. 37.7'de bu herkeste şu an aynıdır. Ben video çektiğim sürede, hani siz izlediğinizde bu sayı büyük ihtimalle daha da yüksek olacak. Burada işte bu seviyeleri geçtiğimizde AG parası bir sandık verecek. 2 milyon olduğunda yine bir sandık verecek. Bunları herkes alabilecek ve onun dışında siz manuel olarak para biriktirerek bu etkinlik dükkanından istediğinizi alabilirsiniz. Ve son olarak belirtmek istediğim bir şey var arkadaşlar. Soru işaretine tıklıyorum. Bakın burada 5. maddede bir Bay Kardan adamdan bahsediyor. Bu Bay Kardan adam ara ara pazarımızı ziyaret ediyor ve üzerinde bir ünlem beliriyor. 1. ve 2. tezgahların arasında bulunuyor. Şimdi birazdan onun da size görüntüsünü atacağım. O kardan adamın üzerine tıklayarak ondan da ayrıca kış parası kazanabiliyorsunuz. Ben kardan adamın üzerine tıkladım ve 200 kış parası fazladan kazandım. Ara ara girip kardan adam gelmiş mi gelmemiş mi bunu da kontrol edip fazladan 200 kış parası kazanmanız sizin yararınıza olur. Evet. Anlatmak istediğim bu kadar. Umarım video yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu tarz etkinlik videolarının devamı gelecek. Bu etkinlik videolarından zamanında haberdar olmak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Bay bay.